Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görselde de gördüğünüz gibi çok ama çok harika, lezzetli pastane un kurabiyesi vereceğim. Hatta pastanedekilerden bile daha lezzetli olacak. Ve şimdi görselini göstereceğim. Üzeri böyle unsu olsun istiyorsanız özellikle benim bu videomu ayrıntılı bir şekilde izleyin diyorum. Çünkü ben bu tarifi bulabilmek için bayağı bir araştırma yaptım. Özellikle beğendiğim bir pastanenin un kurabiyesi bu şekilde oluyor. Ve ben bunu tutturabilmeyi çok istiyordum. Şimdi göstereceğim size. Bakın. Unsuluktan kurabiyemi bölemeyeceğim bile. Üzeri tamamen unsu bir yapıya sahip. İçi de ağzınızda dağılacak bir yapıya sahip. Bakın. Evet. Gördüğünüz gibi o unsu kısmı direkt elime bulaşıyor. Kurabiyeyi bölemiyorsunuz bile. Ağzınızda kıyır kıyır dağılacak. Bunun için malzemelerim bir paket margarinim var. Özellikle videomu ayrıntılı izleyin ki püf noktalarını kaçırmayın. Çünkü un kurabiyesinde püf noktaları çok önemli. Bir paket margarinimin üzerine görselde ayrıntılı bir şekilde gösteriyorum. Ne tepeleme ne de silme diyeyim. 2 yemek kaşığı tereyağını ekleyip ocakta kısık ateşte eriteceğim. Aşağı yukarı yarım saat eritiyorum. Bunu eritmemin sebebi de hem tereyağımın hem de margarinimin içindeki bu su oranını kaybetmek. Margarinlerin üzerine okursanız eğer üzerinde de %70 yağ yazar. Yani %30'u su oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi kaynadıkça üzerine biriken köpükleri alacağım ben. O köpükleri alacağım ve daha sonra o kaynadıkça içindeki su oranı da buharlaşıp sadece yağ kalacak. Altı kısık bir şekilde kaynatırsanız yağınız kesinlikle ne yanar ne bir şey olur. Bakın üzerine biriken köpükleri de bir kaşık yardımıyla üzerinden alıyorum. Yağımız kaynadıkça rengi de iyice sararacak. Ben yaklaşık yarım saat kaynattım yağımı. Ve bakın tamamen kaynadıktan sonra rengi nasıl sarılaştı. Aşağı yukarı bir çay tabağı köpük çıktı gördüğünüz gibi. Yağım kaynadı. Suyunun da iyice çıktığını bakın görüyorsunuz renginden. Ve soğumaya bıraktım. Soğuduktan sonra hamur yoğurma kabımı alıyorum. Ve üzerine 2 su bardağı pudra şekeri ekleyeceğim. Ölçüleri birebir uygularsanız kesinlikle çıkan sonuçtan pişman olmayacaksınız. Bakın 2 su bardağı ekledim. Su bardağımın şeklini göstereceğim size. Normal bildiğimiz su bardaklarından. 2 su bardağı pudra şekerini ekledikten sonra ben özellikle elimin ısısı yağ erittiği için un miktarını o zaman tam ayarlayamıyorum. O yüzden blenderımın hamur çırpma telleriyle ilk olarak pudra şekeriyle yağ çırpıyorum. Tamamen krema kıvamına gelene kadar çırpacağız. Çırpma işlemim bitti. Şimdi un ölçüm bile tam. 4 su bardağı
un var. 4 su bardağı unun üzerine 2 yemek kaşığı mısır nişastası ekledim ben. 1 paket vanilya. 1 çay kaşığı kabartma tozu. Bunları bir güzel unumla karıştıracağım. Ve kaşık kaşık pudra şekeri ile yağ karışımının üzerine ekleyeceğim. Çırpma işlemime devam edeceğim. Ayrıyeten kenarda yarım çay bardağı da sıvı yağım var. Onu en son ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi yarım çay bardağı sıvı yağım da orada duruyor. Kaşık kaşık ekleyip hala elimi vurmuyorum gördüğünüz gibi. Şimdi çırpma işlemine devam edeceğim. Ve şimdi üzerine birleşebilmesi için yarım çay bardağı sıvı yağ ekledikten sonra tekrar çırpma işlemine devam edeceğim. Eğer ununuzun yapısından ya da unu biraz fazla kaçırmışsanız birleşmiyor diye elime zor birleşiyor diye şikayet ederseniz 2 yemek kaşığı kadar daha sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Ve benim hamurum tamamen karıştı. Şimdi elimle şöyle biraz bir iki çevirdikten sonra bakın nasıl kıvam aldığını gördüğünüz gibi. Tam tamına un kurabiyesi hamuru haline geldi. Ve bu hamuru pişmeden bile ağzınıza alıp tadına baktığınızda çok ama çok lezzetli bir un kurabiyesi tadı alacaksınız. Bakın şeklinde nasıl verdiğimi göstereyim sizlere. İnce uzun bir şekilde. Yaklaşık baş parmağınızın kalınlığında bir şerit halinde getiriyorsunuz. Ve hafif elinizle düzeltip üzerine çatalla çizik atacağım. Evet. Ve istediğiniz şekilde kesip tepsiye dizebilirsiniz. Bakın. Lütfen deneyenler yorum kısmına nasıl olduğunu yazarlarsa çok sevinirim. Çünkü birebir ölçülerini kendim ayarladığım bir kurabiye hamuru bu. Ve çok ama çok memnun kalacağınızdan eminim. Şimdi ben tamamen hepsini hazırladım. Benim ölçümden bir tepsi çıkıyor. Ve bunu 150 derecelik fırında 20 dakika pişireceğim. Kesinlikle kızarmayacak. Altı hafif pembeleşince alıyorum ocaktan ve yine gösteriyorum size bakın. Çok güzel unsu bir yapıya sahip kurabiyeniz oluyor. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Lütfen desteklerinizi eksik etmeyin diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde sizlerle tekrar buluşmak dileğiyle.
Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.